Arkadaşlar herkese merhaba. Betonarme 2 dersi kapsamında döşemelerle ilgili örneklerimize devam ediyoruz. Bu uygulamada dişli bir döşeme sistemini, döşeme sisteminin betonarme hesabını ve donatık krokisini çizeceğiz arkadaşlar. Şimdi şekilde gösterildiği gibi enine dişleri de olan bir dişli döşeme sistemi verilmiş arkadaşlar. Burada şöyle şu gördüğümüz K101, K102, K103 diye giden kiriş, ana kirişlerdir arkadaşlar. Dişli döşemelerde genellikle enine kirişler, küçük kirişler, kısa kirişlere oturacak şekilde uzun doğrultuda yerleştirilir. Bunun sebebi daha küçük momentlerin, ana kirişlerde daha küçük momentlerin elde edilmesidir arkadaşlar. Şimdi dişli döşeme sistemi verilmiş ve bizden arkadaşlar bu dişli döşeme sisteminin hesabı isteniyor. Hesap şu şekildedir. Burada seçilen diş aralıkları, diş ebatları, ana kiriş ebatları, bunların uygunluğu TS500'e göre kontrol edilmeli. Daha sonra uygunsa arkadaşlar uygunluğu yanında bu dişlerin betonarme hesabı yapılmalı ve donatı krokileri çizilmelidir arkadaşlar. Şimdi istenen betonarme hesabı bu şekilde gerçekleştirilecektir. Burada da tabii biz bir sıralamaya göre hesabı yapacağız. Birincisi arkadaşlar döşeme tipi seçimi. Arkadaşlar acaba hani nervürlü döşemeye ihtiyacımız var mı arkadaşlar? İkinci aşama arkadaşlar bu nervür aralıkları ve döşeme kalınlıkları arkadaşlar dolguya göre yüklerin belirlenmesi arkadaşlar. Yükler. Üçüncü aşama da betonarme hesaptan önce kesit tesirlerinin belirlenmesi. Tabi burada eğilme ve kesme kuvvetleri kirişe etki eden, enine dişlere etki eden eğilme ve kesme kuvvetleri hesaplanmalıdır. Dördüncü sırada arkadaşlar bunlar hesaplandıktan sonra kesit tesirleri betonarme hesap yapılır. Betonarme hesap hem kirişlerin eğilme hesabı hem de arkadaşlar kesme hesabı yapılır. Son olarak donatı krokisi arkadaşlar çizilir. Oluşturularak donatı krokisi çizilir arkadaşlar. Şimdi böyle bir sıralamada biz bu örneği çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Buraya çözüm dersek çözüm. Şimdi arkadaşlar genellikle tabii mesafelerin çok olduğu zaman mesela 6.40 gibi buradaki gibi 6.40 metre 6 metre 40 santim gibi büyük açıklıklar olduğu zaman döşeme kalınlıkları çok büyük değerler alıyor ve çok ağır döşeme sistemleri ortaya çıkıyor. Bunu alternatif olarak arkadaşlar bu döşeme şöyle düşünelim, döşemelerin incetilmiş, belli bölgelerde incetilmiş, yani boşaltılmış diye düşünebiliriz. Şöyle bir döşeme kalınlığını düşünün, bazı bölgeler boşaltılarak enine dişler oluşturulmuş oluyor ve bu şekilde yüklerin karşılanması ve gerekli rigidliğin ortaya konulması, gerekli rigidlik sağlanmış olmaktadır arkadaşlar ve daha hafif bir sistem oluşturulmuş olur arkadaşlar. Şimdi çözüme geçmeden önce arkadaşlar verilen bilgileri yazıyorum. Öncelikle hareketli yükümüz arkadaşlar Q eşittir 5 kilonewton bölü metrekare verilmiş. Ondan sonra malzeme tipimiz arkadaşlar C25 S420 beton sınıfı 25 megapascal, donatı sınıfı da S420 olarak verilmiştir. Şimdi bu döşeme sistemlerine tabi asmolen döşeme de denilmektedir. Çünkü bu
dolgu yerinde asmolen kullanılmakta. Asmolen kullanılmış. Bu örnekte de asmolenin arkadaşlar asmolenin birim hacim ağırlığı gama dolgu diyelim. Gama dolgu 12 kilonewton bölü metre küp olarak verilmiş. Betonun birim hacim ağırlığını biliyorsunuz 25 kilonewton bölü metre küptür arkadaşlar. Burada tabii bir kesit, şurada bir kesit verilmiş. Gördüğümüz gibi arkadaşlar dişler arasındaki net mesafe 40 santim. Dişlerin kalınlığı 15 santim. Sarkan diş kısmı 25 santim arkadaşlar. Döşeme kalınlığı 10 santim. 5 santim tesviye harcı ve 2 santim kaplama söz konusu. Ayrıca 2 santim de sıva var arkadaşlar. Şimdi TS500'ü ben öncelikle oradan başlayayım. TS500'de sayfa arkadaşlar şöyle hemen bir TS500'ü açıyoruz. Sayfa 4950'de bulabilirsiniz. Dişli döşemelerle ilgili bulabilirsiniz arkadaşlar bilgi. Ben hemen oradan bir bölüm aktarıyorum. TS500'de dişli döşemelerle ilgili bir doğrultuda çalışan dişli döşemeler. Burada genel ilkeler ve kurallar verilmiş. Bunlardan bazıları mesela arkadaşlar döşeme kalınlığı 50 milimden büyük olmalı. Ayrıca 1 bölü 10E'den büyük olmalı. E arkadaşlar 2 asmolenki nervür kirişi arasındaki net mesafe 70 santimden küçük olmalı. Enine diş kalınlığı BV 10 santimden büyük olması gerekiyor. Bunun gibi kurallar. Şimdi bizim örnekte enine diş kalınlığımız 15 santim. Dolayısıyla 10 santimden büyük. Net mesafemiz dişler arasındaki net mesafe 40 santim. 70 santimden küçük. Döşeme kalınlığımız 10 santim. 5 santimden büyük. Bir de 1 bölü 10E'den de büyük arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla tabii bu koşulların sağlandığını görüyoruz. Ve şimdi döşeme tipi niye nervürlü döşeme seçildi arkadaşlar? İşte genellikle tekrar etmek gerekirse yapıda açıklıkla artan betonarme plak kalınlığını azaltmak amacıyla bu dişli döşeme sistemleri seçilir. Böyle bir durumda yükler belli bir doğrultuda aktarılır. Yani mesela istediğimiz işte belirlediğimiz bir doğrultuda yükleri aktarabiliyoruz. Dişli döşemenin düzenlenmesinde büyük açıklık doğrultusunda dişlerin ve buna dik küçük açıklık doğrultusunda da ana kirişlerin yerleştirilmesi uygundur. Dişlere çevre kirişlerden kısa olan mesnetlik eder. Mesela şuraya şöyle baktığımız zaman hakikaten şu kısa kiriş arkadaşlar bu uygulamamıza mesnetlik etmiş doğru bir uygulamadır. Döşeme tipi. Dişli döşeme böyle bir sistem için dişli döşeme sistemi uygundur arkadaşlar. Şimdi döşeme tipinden bahsettikten sonra şimdi arkadaşlar yüklere geçelim. Yükler şurada verilen yük hesabını yapacağız. Direktmen burada yapalım. İşte arkadaşlar iki yükler diyelim. Şimdi yük olarak sırayla bu yükleri toplayacağız arkadaşlar. Birincisi granit kaplama. Şu granit kaplama olarak verilmiş. Şurada kaplama. Granit kaplama arkadaşlar. Yazıyorum. Bir granit kaplama. Arkadaşlar granit kaplama ağırlığı, birim hacim ağırlığı 27 kilonewton bölü metreküp. 2 santim kalınlığında bir de arkadaşlar şu tabii bir diş için hesap yaptığım için arkadaşlar bir diş için hesap yaptığımda 55 santimlik bir genişlik için hesap yapıyorum. Bizim plak döşemelerde 1 metre 100 santimlik bir genişlik için hesap yapıyorduk. Ama burada bir diş için arkadaşlar hesap yapacağımız için 55 santim. Dolayısıyla 0,55 metre ile çarpmamız lazım. Çarpı 0,02 metre kalınlık çarpı birim hacim ağırlığı da 27 kilonewton bölü metre küp ile çarptığımız zaman 0,30 kilonewton bölü metre kiriş üzerinde bir çizgisel yük
hesaplanmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi tesviye harcı 5 santim. Tesviye harcı arkadaşlar 5 santim. O da tabii 0,55 metre için gene hesap yapıyoruz. Çarpı 0,05 metre. Tesviye harcının birim hacim ağırlığı 22 kilonewton bölü metre küp. Bu da eşittir 0,61 kilonewton bölü metre arkadaşlar. Şimdi döşeme plağının kendi ağırlığı arkadaşlar betonarme döşeme arkadaşlar 0,55 metre için çarpı döşemenin kalınlığı 10 santim yani 0,1 metre çarpı betonarmenin birim hacim ağırlığı 25 kilonewton bölü metre küp. Bu sayıları çarptığımız zaman 1,38 kilonewton bölü metre yani 55 santim genişliğinde 10 santim kalınlığında ki bir betonarme plakanın 1 metre uzunluğu 1,38 kilonewton'dur. Daha sonra arkadaşlar bir dişin kendi ağırlığı, bir dişin ağırlığını hesaplayacağız. Yani burada bir döşemeyi çıkardık. Döşemeyi sarkan kısmı göz önüne almamız lazım. Çünkü diğer kısmı döşeme içinde göz önüne aldık. Dolayısıyla bir dişin ağırlığı diyelim. Bir dişin ağırlığı dedik. 0,55 metre uzunluk için çarpı dişin ölçüsü arkadaşlar 0,25 metre sarkan kısım çarpı arkadaşlar 25 kilonewton bölü metre küp. 25 kilonewton bölü metre küp arkadaşlar şu şekilde. Tabi bu 0,55 metre olmayacak bu genişlik. Dişin genişliği 0,15 metredir arkadaşlar. 0,15 metre çarpı 0,25 çarpı 25 kilonewton bölü metre küp. Dolayısıyla bir dişin ağırlığı 0,94 kilonewton bölü metredir. Şimdi arkadaşlar dolgu ağırlığı. Şimdi buna geçmeden önce şu kısmı ben yukarı götüreyim biraz yer kazanmak için. Biraz daha yukarıdan alayım. Evet arkadaşlar şimdi dolgu ağırlığı şurada tabii 15 santim diş var, dişin genişliği var, geriye kalan 55 santim, 40 santim de dolgumuz var arkadaşlar. Dolgu ağırlığı dolayısıyla birim hacim ağırlığı verilmiş 0,40 metre yani 40 santim genişliğimiz çarpı arkadaşlar yüksekliğimiz ne kadar? 0,25 diş gibi. Aynen dişin yüksekliğinde. Metre çarpı dolgu birim hacim ağırlığı şurada 12 olarak verilmişti. Çarpı 12 kilonewton bölü metre. Bu da eşittir arkadaşlar. 1,20 kilonewton bölü metre. Son olarak arkadaşlar 2 santim sıvamız var. Sıva ağırlığı. O da eşittir. Tabi sıvamız toplam 55 santim için geçerli. 0,55 metre çarpı 0,02 metre kalınlıklı çarpı sıvanın birim hacim ağırlığı 20 kilonewton bölü metre küp olarak alınmış. O da eşittir 0,22 kilonewton bölü metre. Şimdi bunların hepsini topladığımız zaman arkadaşlar G eşittir 4,65 kilonewton metre bir çizgisel yük oluyoruz. Şimdi Q'yu de hesap edersek Q eşittir arkadaşlar. 55 santimlik bir alana etki ediyor. Q'müz 5 kilonewton bölü metre kare verilmiş. 55 santim için 0,55 metre çarpı Q. Çarpı Q arkadaşlar Q ne kadar verilmiş? Özür dilerim. Q 5 değil de 3,5 kilonewton bölü metrekare verilmiş.
çarpı 3,5 kilonewton bölü metrekare. Şimdi buradan biz Q ağırlığını da hareketli yükümüzde 1,93 kilonewton bölü metre çizgisel yükünü elde etmiş olduk. G ile Q'yu arkadaşlar bulduktan sonra biz PD tasarım yükünü buradan hemen yazabiliriz. PD eşittir 1,4G artı 1,6Q. Arkadaşlar buradan PD eşittir 1,4G'yi 4,65 bulduk. Artı 1,6Q 1,93 ve PD değerimiz eşittir. Çarptığımız zaman bu değerleri 9,6 kilonewton bölü metre olarak bulmuş olduk. Şimdi tasarım yükünü hesapladıktan sonra arkadaşlar ikinci maddeyi geçmiş olduk. İkinci maddeyi bitirmiş olduk. Ve geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi üçüncü maddeye, kesit tesirlerinin bulunmasına. Yükler belirledikten sonra kesit tesirlerini bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi TS500'e göre plak döşemelerde olduğu gibi komşu açıklıkların birbirine eşit veya en küçük açıklığın en büyük açıklığa oranı 0,8'den büyük olduğu ölü yük ile arkadaşlar ölü yükle hareketli yük oranının yani Q bölü Y'nin arkadaşlar 2'den küçük olduğu durumlar için momentler verilmiş olan moment katsayıları yöntemiyle hesaplanabilir. Şimdi bizim G bölü K 2'den küçük mü? Pardon, Q bölü G 2'den küçük mü? Q değerimiz arkadaşlar burada verilmiş 1,93 kilonewton bölü metre bölü 4,65. O da eşittir böldüğümüz zaman arkadaşlar 0,42 çıkıyor. O da küçük eşittir 2,0 doğrudur. Şimdi iki komşu açıklığı böldüğümüz zaman arkadaşlar iki komşu açıklık bakıyoruz. Aradaki mesafeye bakıyoruz. Şimdi biri 6,40 diğeri de 6,40. İkisi de aynı. Dolayısıyla 6,40 bölü 6,40 o da eşittir 1 yapıyor. Tabi bu da arkadaşlar 0,8'den büyüktür. Dolayısıyla biz burada momenti katsayılar yöntemini kullanabiliriz. Şimdi hemen bakalım moment katsayılar yöntemine göre momentleri nasıl hesaplayacağız. Şimdi arkadaşlar tabi bu yönde bir kesit alacağız. Bu yönde şöyle bir kesit alacağız. Buradaki ölçümüz arkadaşlar şu şekilde toplam 5,40 olarak verilmiş arkadaşlar. Şöyle tekrar ben bir kontrol edeyim. Şimdi şu şekilde şöyle bir kesit çiziyorum. Döşeme burada mesnetimiz var. Ortada bir mesnet ve şurada bir mesnetimiz var arkadaşlar. Şu şekilde iki açıklık olduğu için moment değerlerimiz de arkadaşlar şu şekildedir. Şu mesnette tabii moment, kenar mesnet moment sıfıra yakın olacak. Açıklıktaki momentimiz. Evet, ondan sonra arkadaşlar mesnetteki momentimiz şu şekilde olacaktır. Katsayılarımızı da yazarsak mesnet momentimiz eksi 1 bölü 8. Açıklık momentlerimiz de 1 bölü 11. Katsayıları kullanılacaktır hesap yaparken arkadaşlar. Şimdi ne diyoruz? PD çarpı L kare bölü arkadaşlar 11 PD çarpı L kare bölü 8 diyerek momentlerimizi hesaplıyoruz. Şimdi açıklık için MA momentimiz eşittir 1 bölü 11 çarpı PD değerimiz 9,6 çarpı arkadaşlar kesitimi kirişin enine kirişin uzunluğu ne kadar? 6,4'ün karesi arkadaşlar. Bu da eşittir 35,8 kilonewton metre bir açıklık momenti elde ediyoruz. Mesnet momenti M mesnet eşittir 1 bölü 8 tabi eksi olarak çarpı
1 bölü 8 çarpı 9.6 çarpı 6.4'ün karesi. O da eşittir. Eksi 49.2 kilonewton metre mesnet momenti hesaplamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tabii kesme kuvvetlerini de hesaplamamız lazım. Kesme kuvvetlerini de hesaplamamız lazım. Moment diyagramını çizersek şurada. Açıklık momentini 35.8 olarak bulmuştuk. Mesnet momenti de arkadaşlar 49.2 şunu geri alayım biraz daha sağ çizelim. Evet, aynı şekilde 35.8 şeklinde elde etmiş olduk. Şimdi kesme kuvveti diyagramı da arkadaşlar şöyle bir şey olacak. Evet. Şimdi kesme kuvvetlerini de denge denklemleri yardımıyla buluyorduk arkadaşlar. Şöyle bir kirişimizin basit kiriş olarak düşünürsek arkadaşlar şöyle üstünde bir yayılı yük var. PD yayılı yükü PD arkadaşlar ve bu VA mesneti ve VB mesneti dersek ayrıca bir de arkadaşlar momentimiz var idi. Şimdi momentimiz mesela şu uçta 0, bu uçta ise şöyle bir momentimiz var. 49.2 mesnet momenti negatif doğrultuda. Şimdi burada A noktasına göre moment alırsam VB'yi arkadaşlar hesaplayabilirim. Yani toplam MA eşittir sıfırdan şöyle pozitif olsun. Buradan arkadaşlar VB eşittir. VB çarpı 6.4 eksi işte 9.6 şurası 9.6 kilonewton bölü metre 9.6 çarpı 9.6.4 çarpı 6.4 bölü 2 şeklinde artı 49.2. Buradan VB eşittir arkadaşlar. VB eşittir. Eksi 38.4 kilonewton olarak bulunmuş. Aynı şekilde toplam MB eşittir sıfırdan arkadaşlar. Buradan VA eşittir 23 kilonewton 23 kilonewton olarak hesaplamış bulunuyoruz arkadaşlar. Şimdi tasarım kesme kuvvetimiz arkadaşlar şurası 38 ve diğer uçta 23 olarak bulduk. Tabi simetrik olduğu için burası da 23 arkadaşlar. Burası da 38. Şimdi bizim tabi böyle bir mesnet olduğu için mesnetin yüzündeki değerleri bizim bulmamız gerekiyor. Dolayısıyla bunları da geometrik koşullarda hesaplayabiliriz ve dolayısıyla burada VD eşittir şöyle yazmamız mümkün. 38.4 bölü 4 arkadaşlar çarpı 4 eksi 0.4. O da eşittir. Düzeltilmiş moment değerimiz 34.6 kilonewton olarak hesaplanmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde momente de bir düzeltme yapmamız lazım. Şu kesme negatif momente eksi 49.2 mesnet momenti düzeltmesi. Onu da şuraya yazarsak arkadaşlar M mesnet design momenti o da eşittir. M mesnet momenti eksi delta M diyeceğiz arkadaşlar. Burada delta M şu şekilde o zaman MM eşittir arkadaşlar. MM'de eşittir. MM ne kadar? 49.2 arkadaşlar.
9.2 eksi delta m nasıl buluyoruz? Bu kesme kuvvetini a bölü çarpıp 3'e bölüyorduk arkadaşlar. Kesme kuvveti 38.4 çarpı a'mız da 0.8. Tabi bu a nereden geldi 0.8? Şu a şu kay 107 kirişinin genişliğidir. Bölü arkadaşlar 3 diyoruz. Ve düzeltilmiş mesnet momentimiz m'de eşittir 39 kilonewton. 39 kilonewton metre arkadaşlar. 39 kilonewton metre. Şimdi yönetmelik diyor ki bu düzeltilmiş kesme mesnet momenti hiçbir zaman P'de çarpı L kare bölü 14'ten küçük olamaz arkadaşlar. Şimdi bunu da hesapladığımız zaman P'de çarpı L kare bölü 14 28.1 hesaplıyoruz. 28.1 kilonewton metre. Dolayısıyla bu düzeltilmiş hesap momentimiz uygundur arkadaşlar. Şimdi hesap kesit tesirleri bölümünü de bu şekilde bitirmiş olduk. Ve betonarme hesaba geçebiliriz arkadaşlar. Buradaki verilen moment değerlerine göre betonarme hesaba geçebiliriz. Şimdi bunun için arkadaşlar ben şu tahtayı şöyle bir silelim. Tahtayı bir silelim şöyle. Şuradan itibaren şöyle boşaltıp betonarme hesabı yazacağız arkadaşlar. Şimdi 4 4 arkadaşlar betonarme hesap. Şimdi betonarme hesapta arkadaşlar şimdi açıklıkta önce hesap yapalım, sonra mesnette hesap yapalım. Açıklık. Niye önce açıklıkta hesap yapıyoruz? Çünkü bazı donatıları pilye olarak meslekte devam ettirebiliriz. O dolayısıyla bu mevcut mesnet moment donatısı meslekteki momentleri karşılamaya yetebilir. Karşılamaya yetmiyorsa ek bir ilave yapacağız. Şimdi arkadaşlar bizim şu kirişlerimiz gördüğümüz gibi bu kirişlerimiz tablalı kesittir. Şu şekilde sarkık bölüm var ve tablalı kesit. Döşeme de ince olduğu için arkadaşlar moment altında şöyle moment altında tarafsız eksen aşağıya kayabilir tabii ki. Şimdi bizim genişliğimiz tabla genişliğimiz 0.55. Gövde genişliğimiz de 0.15 metre. Arkadaşlar döşeme kalınlığımız 0.1 ve sarkan kısım şurası arkadaşlar 0.1. Sarkan kısımda 0.25 toplam 0.35 santim arkadaşlar genişliği yüksekliğindedir. 0.25. Şimdi burada tabii arkadaşlar hesap yaparken tarafsız eksenin nerede olduğunu biz bilmiyoruz. Tablanın altında kalırsa o zaman dikdörtgen kesit hesabı tablalı kesit hesabı yapmamız gerekiyor. Şimdi biz burada tablalı kesit hesabı yapacağız. Yani kirişler küçük olduğu için tarafsız eksenin aşağı kaydığını düşünerek arkadaşlar. Bunun için abakları kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi tablalı kesit hesabı. Tabloları kesit hesabı yapacağız. Bizim tasarım momentimiz 35.8 kilonewton metre. Arkadaşlar paspayımız 0.03 metre ve dolayısıyla D faydalı yüksekliğimiz de 0.32 metre olmaktadır arkadaşlar. Şimdi tabloları kesit hesabında HF bölü D
oranına ihtiyacımız var. O da eşittir 0,1 bölü 0,32. O da eşittir 0,31 olarak hesaplandı. Bundan sonra arkadaşlar B bölü BW oranına ihtiyacımız var. B'miz 0,55, BW 0,15. O da eşittir arkadaşlar 3,7 olarak hesaplandı. Şimdi bu iki değeri kullanarak arkadaşlar 1000W değerini okuyacağız. 1000W değerini okuyacağız. Ama tabii bir de bizim donatı hesabı için M küçük M'i hesaplamamız gerekiyor. Ayrıca küçük M eşittir boyutsuzlaştırılmış moment M bölü B çarpı D kare çarpı arkadaşlar FC'de. Burada birimleri kontrol ederseniz kilo Newton metre, mesela şurada birimleri yazarsak kilo Newton metre bölü metre çarpı metre çarpı, pardon, metre kare çarpı kilo Newton bölü metre kare. Bu metre kareler gider, metreler arkadaşlar gider, kilo Newtonlar gider ve dolayısıyla boyutsuz bir değer elde etmiş oluyoruz. Buna biz o yüzden boyutsuz moment değeri diyoruz arkadaşlar. Şimdi M değerimizi eşittir moment bölü 35,8 bölü B değerimiz 0,55 0,55 çarpı arkadaşlar D değerimiz de 0,32 baspayı çıkarılmış çarpı FC'de de arkadaşlar binim dönüştürerek 1017.000 şeklinde yazmış olduk. Bu da eşittir 0,037 değeri bulunmuş olduk. Şimdi 0,31 HV bölü de B bölü BB 3,7 ve küçük M eşittir 0,037. Şimdi tabular kesit tablosundan 1000W değerini okuyabiliriz arkadaşlar. Şuradan şöyle hemen buraya getirebilirsem, şöyle getireyim ABAK'tan. Evet, tabular kesit şu şekil. ABAK'larımız da sayfa 5'te arkadaşlar. Şimdi şuranın üzerine bırakıp sonra oradan kaldırırım arkadaşlar. Şimdi B bölü HV bölü HV bölü D 0,31. Şimdi bakıyorum HV bölü D arkadaşlar 0,1 ve 0,15. 0,31 bir sonraki sayfadadır. O sayfayı ben buraya getireyim. Ondan önce arkadaşlar şöyle tekrar bu sayfaya getirelim. Bakın burada küçük m'i buluyorsunuz, tamam mı? Bu HV bölü D'yi buluyorsunuz arkadaşlar. B bölü BV'yi buluyorsunuz ve buradan W değerini okuduktan sonra donatı alanımızı hesaplıyoruz. Donatı eşittir. Donatı eşittir arkadaşlar. AC eşittir W çarpı BD bölü FYD bölü FCD şeklinde hesaplanacaktır. Şimdi hemen ABAK'ın diğer sayfasını arkadaşlar getirelim. Şöyle. Diğer sayfasını getirdik. Arkadaşlar şimdi şurada HV bölü D'ye bakıyorum. 0,2 0,31 yani 0,31 arkadaşlar uygundur. 0,30'a yakındır HV bölü D. B bölü BV ise arkadaşlar bakıyorum şurada 3,7 3,7 3 ile 5 arasında, yani şu arada arkadaşlar. Tamam mı? Ondan sonra küçük m değerimiz de arkadaşlar 0,37'dir. 0,037 0,04'te yakındır. Şimdi şu arada bir yerde arkadaşlar bakıyorum 0,304 hepsi bana hangi değeri veriyor? W değerini arkadaşlar. Buradan şöyle beraber okumuş olalım. Şimdi 42 civarında bir değer veriyor. 42 civarında 31 ile 42 arasında
bir değer oluyor. Ve burada bir enterpolasyon yaparak arkadaşlar net olarak net W değerini okuyabiliriz. Şimdi şöyle hemen yaptığımız enterpolasyonu hemen şuraya yazayım arkadaşlar. Şimdi şu bölgeye yazabilirim ABAC'tan. ABAC'tan işte 1000W eşittir 31 artı enterpolasyonla 42 eksi 31 bölü 0,01 çarpı 0,007 arkadaşlar 0,007 o da eşittir 38,7 olarak elde edilmiş oldu arkadaşlar. Yani burada W değerimiz 0,0387 olarak yazılabilir. Şimdi arkadaşlar bu W değerine göre şöyle evet W değerine göre şimdi AS'yi yazabiliriz. AS eşittir. ABAC'tan gördüğümüz gibi nasıl yazılmıştı? W çarpı B çarpı D bölü arkadaşlar FYD bölü FCD. Şu şekilde hesaplamak mümkündü. Şimdi AS'yi hesaplayalım arkadaşlar. AS eşittir 0,0387 çarpı B değerimiz 550 milimetre çarpı D değerimiz 320 milimetre bölü 365 bölü 17 milimetre olarak çalışıyoruz. Çünkü bu değerler de megapaskal olarak verilmiş. 317,2 milimetre kare olarak donatı alanını hesaplamış olduk. Arkadaşlar şimdi donatı alanını buraya yerleştireceğimiz bu kirişe yerleştireceğimiz donatı alanı 317 milimetre kare. Şimdi minimum donatıyla karşılaştırmamız gerekir. İhtiyaç olan minimum donatı kirişler için AS minimum arkadaşlar AS min eşittir ne verilmişti? Sıfır yönetmelikte 0,8 çarpı FCTD çekme dayanımı betonun bölü 365. O da çarpı B çarpı D şeklinde. O zaman AS min'i hemen hesaplayalım. 0,8 çarpı FCTD arkadaşlar beton çekme dayanımı 1,15 verilen beton sınıfı için C25 beton için bölü 365 şu da FY'de çarpı B çarpı D B'miz arkadaşlar 150 150 milim en kesit genişliği çarpı 320 yani buradan AS min eşittir 121 milimetre kare. Şimdi 121 milimetre kare arkadaşlar buna karşılık biz 317 milimetre bulduk. Dolayısıyla minimum donatı koşulu da sağlanmaktadır arkadaşlar. Ve buradan biz AS eşittir 317 milimetre kare için donatı seçimi yapabiliriz. AS eşittir 317 milimetre kare alınacak. Buradan donatı seçilen donatı 2 fi arkadaşlar 16 bu 2 fi 16'nın alanı da 402 milimetre kare arkadaşlar 317'den büyüktür. Şimdi arkadaşlar geçelim mesnette hesaba. Bu açıklıkta hesabı yaptık. Şimdi mesnette hesabı yapalım. Ondan sonra kesme hesabına geçeceğiz. Mesnette hesap. Bu da açıklıkta hesap idi.
Şimdi mesleğet için nasıl olacak durum? Şöyle gene tablolu bir kestiğimiz var ama moment ters yönlü negatif arkadaşlar. Şöyle bir moment var. Dolayısıyla biz donatıyı yukarı koyuyoruz ve aşağı kısım ne oluyor? Basınca çalışıyor ve bu yüzden dikdörtgen kesit hesabı yeterli olacaktır. 0.15, 0.55'e şimdi ihtiyacım yok. Arkadaşlar şimdi burada hemen basit bir şekilde hemen momentimizi yazalım. MD dediğimiz M mesnet tasarım moment düzeltmesiyle beraber 39 kilonewton metre olarak bulmuştuk. Şimdi hemen K'yı hesaplıyorum. K eşittir B çarpı D kare bölü MD. Yani buradaki D tabi BW olacak. Şu BW. Çünkü dikdörgen basınç bloğunun genişliği 0.15 metredir. O da eşittir 0.15 metre çarpı faydalı yüksekliğin karesi 0.32 karesi bölü arkadaşlar M'de 39. O da eşittir arkadaşlar. 10 üzeri eksi 5 cinsinden yazarsam 39.4 çarpı 10 üzeri eksi 5. Buradan ABAK'tan KS değerini KS eşittir. Arkadaşlar beton sınıfı ve donatı türüne göre ve burada bulduğum K'ya göre 39.4 3.05 olarak arkadaşlar okumuş oluyorum. Bunu da birimi aslında milimetre kare bölü Newton'dur. KS'yi bulduktan sonra arkadaşlar hemen donatı alanını yazabilirim. AS eşittir. AS eşittir. KS çarpı MD bölü arkadaşlar D şeklinde yazmış oldum. O da eşittir. 3.05 çarpı MD momentimiz 39 bölü D yüksekliğimiz de 0.32. O da eşittir. 372 milimetre kare bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi seçilen donatı bu anlamda seçilen donatı yani bu minimum donatı koşulunu da sağlıyor. Minimum donatı 121 milimetre kareydi. Mesnet için seçilen donatıdan önce arkadaşlar mevcut donatıya bakalım. Şimdi bu AS'yi bulduktan sonra şimdi hemen mevcut donatımız arkadaşlar şurada 3 tane biz donatı 2 tane Fi16 donatımız oldu burada 2 tane. Şimdi buna ilave olarak tabi buraya 2 tane Fi12 montaj da yerleştireceğiz. Şimdi her iki taraftaki küçük kirişlerden uzatılan 2 Fi12, 2 Fi12 montaj donatılarını uzatırsak arkadaşlar 2 Fi12 artı 2 Fi12 mevcut donatımız olmuş olur. Mevcut donatı o da eşittir alanlarını toplarsak 2 Fi12, 2 Fi12 alanı 452 milimetre kare mevcut var. Mevcut donatı alanı arkadaşlar. Şimdi bizim ihtiyaç olan donatımız 372. Ve dolayısıyla arkadaşlar montaj donatılarını biz uzatarak mesnetteki moment ihtiyacını karşılamış oluruz. Ek donatıya ihtiyaç yoktur. Ek donatı gerekmez. Ek donatı gerekmez. Şimdi yalnız bu tabi montaj donatılarını arkadaşlar L bölü 4 kadar uzatmamız gerekiyor. Döşeme genişliğinin 4'te 1'lik kadar uzatmamız gerekiyor. Şimdi betonarme hesabında eğilme hesabını yaptıktan sonra bu hesap eğilme hesabıydı. Eğilme. Şimdi geçelim arkadaşlar. Kesme hesabı. Yalnız kesme hesabına geçmeden önce burada ana esas donatıları hesapladık. Esas donatılar. Bir de başka donatılar da vardı. Mesela dağıtma donası. Dağıtma donasını da
Şuraya yazalım arkadaşlar. S500'e göre gene işte belli bir oranda dağıtma donası isteniyor. Hemen minimum koşulları sağlayacak şekilde şu bölgeyi, şurayı silersem şu bölgeye yazabilirim. Evet, dağıtma donası. Arkadaşlar dağıtma donası TS500 diyor ki dişler üzerinde ayrı ayrı oranı binde bir buçuk olan enine ve boyuna dağıtma donası bulunmalıdır. Enine ve boyuna dediğimiz yani her iki yönde arkadaşlar. Tabi burada dişlerle bilgimiz yok, döşeme içine yerleştirmiş oluyoruz. Ve dolayısıyla her iki yönde binde bir buçuk donatı demek. Şöyle diyelim. O zaman AS dağıtma donası eşittir 0,0015 çarpı bizim tabi burada 1 metrelik için tabi 1000 milimetre ondan sonra çarpı bizim döşememin kalınlığı da 100 milimetre arkadaşlar şeklindedir. O zaman AS'de ihtiyacımız olan AS'de donatısı 150 milimetre kare bölü birim genişlik için. Şimdi bunun için arkadaşlar ne seçmişiz? Donatıyı fi 8 bölü 250 arkadaşlar. Minimum değer seçmişiz. Bu da 201 milimetre kare yapıyor. 150'den daha büyük. Çünkü yönetmelik diyor ki arkadaşlar her iki yönde de iki donatı arasındaki aralık diyor ki 250 milimden fazla olamaz. Yani T küçük eşit 250 milim olmalıdır. Dolayısıyla bundan dolayı dağıtma donası her iki yönde 18 bölü 250 milim aralıklarla atılacak. Şimdi eğilme hesabımız bitti. Eğilme ile ilgili bütün donatıları hesapladık. Arkadaşlar son olarak şimdi kesme hesabı, kayma hesabını yapacağız. Kayma hesabında arkadaşlar betonun da katkısını göz önüne alacağız arkadaşlar. Şimdi eğilme hesabını ben şuradan siliyorum. Ve arkadaşlar buraya kayma hesabı diyorum. Evet, kayma hesabı arkadaşlar bizim kesme kuvveti diyagramlarını biz elde etmiştik. Orada tabi beton nervür kirişlerimiz üzerine gelen kesme kuvvetlerini bulmuştuk arkadaşlar. Şimdi tabi nervürün genişliği 15 santim arkadaşlar. Yüksekliği de sarkan diş 25 santim arkadaşlar. Diğeri de 10 santim 20 dolayısıyla toplam 15'e 25 santim 15'e 35 santim yapıyor. Paspayını çıkardığınız zaman H arkadaşlar D eşittir H eksi D üssü dediğimiz zaman D eşittir 32 santim şöyle 32 santimetre kare santimetre bulmuş olduk. Şimdi VCR betonun çatlaması için gerekli olan kesme kuvveti 0,65 FCTD çarpı BV çarpı D şeklinde aldık. Şimdi tekrar açalım. Şöyle. Evet, şimdi burada VCR eşittir 0,65 çarpı FCTD 1,15 idi çarpı BW değerimiz
Ne kadar olacak arkadaşlar? 150 milimetre genişliğimiz kesitin nervür dişinin genişliği 150 milimetre çarpı arkadaşlar yüksekliğimiz ne kadar? D'miz ne kadar? Faydalı yüksekliğimiz 320 milimetre. Dolayısıyla VCR eşittir hesap çarparsak 35,9 kilonewton olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi 35,9 kilonewton VD tasarım kuvveti olan 34,9'dan büyük. Yani beton çatlamıyor arkadaşlar. Beton çatlamıyor. Yani sadece beton tek başına arkadaşlar kesme kuvvetini karşılayabiliyor. Dolayısıyla burada biz sadece minimum etriye yerleştirmemiz yeterlidir. Etriye ihtiyacımız yok. Minimum etriye yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi eğer etriye ihtiyacımız olsaydı VC eşittir 0,8 VCR diye betonun katkısını bulacaktık. O da işte 28,7 kilonewton ve daha sonra toplam kapasite VR eşittir VC artı VS diyecektik arkadaşlar. VS diyecektik. Şimdi minimum etriye aralığı TS500 yönetmenliğine göre S küçük eşit D bölü 2 olması gerekiyor. O da eşittir 160 milimetre oluyor. 320 bölü 2 160 milimetre. Şimdi minimum etriye o zaman minimum etriye ne olacak? Fi 8 bölü 160 olacaktır. Şimdi minimum etriyenin kesme kuvvetine katkısı VW S eşittir ASW çarpı D çarpı FYWD yani donatının akıma gerilmesi bölü S şeklinde hesaplanabilir. 2 çarpı 58'lik donatı 2 kolu var. Çarpı D'miz ne kadardı? 320 milimdi. Çarpı FY'de S420 için 365 bölü aralığımız 160 olarak seçildi. O da eşittir 73 kilonewton'a tekabül ediyor arkadaşlar. 73 kilonewton yani bizim VR kapasitemiz betonun taşıdığı 28,7 artı donatın taşıdığı 73. O da eşittir 101,7 kilonewton. Yani gördüğümüz gibi arkadaşlar VD yükünden çok çok daha büyüktür. 34,6 kilonewton'dan çok çok daha büyüktür. Şimdi minimum enine donatı kontrolünü yapalım. Aralığa göre biz bu donatıyı seçtik ve bu donatının çok yeterli olduğunu söyledik. Şimdi minimum donatı oranı kontrolünü yaparsak Rho W min eşittir arkadaşlar. Ya da Rho V'yi bulalım önce. Evet Rho W min'i bulalım. 0,3 FCTD bölü arkadaşlar FY WD. O da eşittir 0,3 çarpı 1,15 bölü 365. O da eşittir 1,0 çarpı 10 üzeri eksi 3. Şimdi bizim arkadaşlar fi 8 bölü 160 için donatı oranımızı hemen bulalım. Nasıl bulacağız? İşte arkadaşlar bu böyle ise rho v eşittir. Şöyle buluyoruz. N kol sayısı çarpı A0 bölü S çarpı BW arkadaşlar. İki kollu etriye seçtik. Çarpı her kolun alanı 50 milimetre kare fi 8'in 160 milim donatı aralığımız çarpı BW'muz ise 150 milimetredir. Dolayısıyla bu da eşittir 4,1 çarpı 10 üzeri eksi 3 oluyor. Bizim kullandığımız donatı 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. Minimum donatı da 1 çarpı 10 üzeri eksi 3. Dolayısıyla arkadaşlar Rho V
büyüktür rho ve minimum ve bu koşul da sağlanmış oluyor. Şimdi arkadaşlar kesme hesabında çok önemli bir konu daha var. Bu da arkadaşlar maksimum kesme kuvveti, maksimum kesme kuvveti kontrolü. Özellikle arkadaşlar bu dişler gibi, nervür dişleri gibi genişliği BVC 15 santim, burada BVC az olan kesitlerde her ne kadar etiye ile ya da sadece kendi beton alanı ile kesme kuvvetinin çekme anlamında karşılayabiliyorsak, bu tür kirişlerin arkadaşlar, özellikle daha gövdeli kirişlerin beton ezilmeleri söz konusu olabilir. Beton ezilmesiyle kesme kapasitelerine ulaşabilir. Dolayısıyla yönetmelik diyor ki bu kirişlerde ve genel olarak kirişlerde VD tasarım kesme kuvveti 0.22 FCD arkadaşlar, pardon özür dilerim, 0.22 evet FCD çarpı B çarpı D'den küçük olması gerekiyor diyor. Şimdi biz bunun kontrolünü yapalım. VD bakalım, 0.22 FCD 17 çarpı B arkadaşlar 150 milim çarpı D arkadaşlar 320 çarpı 17 için 10^-3 birim dönüşüm yaptık. Kilonewton'a çevirdik. Bu da eşittir 179.5 kilonewton'dur arkadaşlar. VD değerimiz ne kadardı? VD tasarım kesme kuvvetimiz arkadaşlar 34.6 kilonewton'du. Dolayısıyla 34.6 kilonewton 179'dan tabii ki küçük ve bu koşulda sağlandığını, görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi betonarme hesabını bitirmiş olduk. Nervür kürüşlerde şuna da değinmekte fayda var. Her açıklıkta 4 metreden, yani şurası açıklığımız 6.40, 4 metreden büyük olduğu için arkadaşlar boyuna dişlerin beraberce çalışmalarını geliştirmek için arkadaşlar enine yönde de bir diş atılmaktadır. Tabi bu açıklık arttıkça enine yönde ikinci diş ve üçüncü dişler de atılmaktadır arkadaşlar. Şimdi betonarme hesabını da bitirdik. Son bölüme geldik. Donatı kroküsünün çizimine geldik. Donatı kroküsünü de ben şuraya çizeceğim arkadaşlar. Dolayısıyla bu bölgeyi de, burayı tekrar siliyorum. Donatı kroküsünü şu plan üzerinde çizebilirim arkadaşlar. Şöyle şuradan. Şunu şöyle yukarı taşıyayım. Böyle büyütelim biraz. Şu şekilde buraya almış olduk. Biraz daha büyütelim. Evet, şimdi arkadaşlar hazır şu anda. Şimdi donatı kroküsünü bunun üzerinde gösterebiliriz arkadaşlar. Bir kere dağıtma donatılarını arkadaşlar gösterelim. Dağıtma donatısı her iki yönde Φ8/250. Şu şekilde donatı yerleştireceğiz. Φ8/250 arkadaşlar. Ve şu yönde de şu şekilde. Şöyle birbirine ek olacak. Φ8/250.
8 bölü 250 arkadaşlar. Ve aynı şekilde bu tabi bu döşeme için şöyle fi 8 bölü 250 her iki yönde dağıtma donası atacağız. Şimdi gelelim kiriş açılımlarına arkadaşlar. Burada kiriş açılımında bizim montaj donatılarımız vardı. Şöyle montaj donatılarını şöyle kirişe gömüyoruz. Ve buradan arkadaşlar L bölü 4 kadar L bölü 4 kadar uzatıyoruz dedik. L bölü 4 2 fi 12. Diğer taraftan da gene aynı şekilde şu şekilde bindirme yapıyoruz. Arkadaşlar gene L bölü 4 kadar burayı da uzatıyoruz. L bölü 4 kadar uzatıyoruz. 2 fi 12 arkadaşlar. Şimdi altta da bizim kirişte donatımız 2 fi 16 donatımız vardı. Şunu da tabii mesnette şu mesnette üst üste bindiriyoruz. 2 fi 16 2 fi 16 arkadaşlar. Şimdi bizim boyuna donatılarımız bu şekilde. Tabi bu plan üzerinde de bütün ölçüleri yazmak lazım. Şimdi arkadaşlar açıklık kesiti için açıklık ve mesnet kesitlerinde açıklık ve mesnette arkadaşlar donatıları gösterelim. Açıklık kesitinde gösterelim donatıları şu şekilde. Tablolu kesitimiz var. Etriyemiz olacak. Şöyle etriyeyi gösterelim. Evet. Şimdi donatımız olacak arkadaşlar. 2 fi 16 ve yukarıda da 2 fi 12 montaj. 2 fi 12 bu da 2 fi 16 2 fi 16. Şurada tabii arkadaşlar dağıtma donası olacak. Şöyle dağıtma donası ve diğer yönde de dağıtma donatılarımız var. Bunlar hepsi fi 8 bölü 250 şeklinde olacaktır arkadaşlar. 2 fi 12 montaj. Açıklık kesiti böyle. Mesnet kesiti arkadaşlar. Mesnet kesitinde tablalı kesit şu şekilde. Evet, şimdi arkadaşlar etriyemizi çizersek. Donatılarımızı gösterelim. Arkadaşlar burada tabii 2 fi 12 montaj ve 2 fi 12 daha toplam 4 fi 12 montaj söz konusu. 4 fi 12 üst üste biniyor çünkü. Aşağıda da tabii gene 2 fi 16 açıklık donatımız var. 2 fi onu yan tarafa çizersek şöyle yazarsak 2 fi 16 montaj donatımız var arkadaşlar. Burada başka şuradan tabii etriye açılımını da gösteriyoruz genelde şu şekilde. Fi 8 bölü 160 etriye. Aynı şekilde bu tabii bu kirişte de bu açıklık kesitinde de aynı şekilde etriyemiz var. Ayrıca burada tabi gene burada gene dağıtma donatımız var her iki yönde. Şöyle fi 8 bölü 250 dağıtma donatısı var arkadaşlar. Şu ölçülerimiz 0,15 metre. Şu yüksekliğimiz de arkadaşlar 0,32 metre olarak göstermiş olalım arkadaşlar. Donatı detayımız yaklaşık olarak bu şekilde elde ediliyor, çiziliyor arkadaşlar.
Bu uygulamamızın sonuna geldik. Bir sonraki uygulamada arkadaşlar kirişsiz döşeme uygulaması yapmayı düşünüyoruz. Daha sonra deprem uygulaması ve daha sonra temel uygulamalarıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki uygulamada görüşmek üzere. Arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar diliyorum.